Değerli arkadaşlar, İzmir'de spor konusunda, spor tesisi konusunda en çok tesise sahip olan ilçelerden bir tanesi Bornova. 9000 oynanan futbol maçının yarısı Bornova'da oynanıyor. Basketboldan, salon sporlarından, yüzme havuzlarına kadar birçok tesise sahip. Bizler yerel yönetimler olarak yarışmaktan çok tesisleşen bir anlayışa sahibiz. Yetiştirici olmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı tesis konusunda olabildiğince Bornova'da atak yaptık. En son İbrahim çam dibinde bir yüzme havuzu. Ama bu gece sana bir müjde daha vereyim. Yüzme havuzunun tam çaprazında çam dibine güzel bir jimnastik salonu kazandırıyoruz. Bizler tesis konusunda elimizden geldiği kadar yetiştirici konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Basketboldaki Karşıyaka Birleşmesi'nin dışında Bornova'da futbol konusunda beklentiler bir hayli fazla. Bugünlerde bu konuları da belli bir noktaya taşımak üzereyiz. Bornova futbolun ilk oynandığı yer, bisiklete ilk bilinen yer değil mi? Golf ilk oynanan yer, ilklerin kenti, ilçesi Bornova. Bu açıdan biz de bu konuda üstümüze düşen bütün çalışmaları yapmak üzere yola çıktık. Ben ekibime, bu konuda bizle birlikte yol alan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen sevgili Hakan Beşyıldız'a, Genç Spor İl Müdürümüze, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sayın Efkan Muhtar'a teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sıra, bunu sana çok iyi. Bu çalışmalarda emek harcayan gayretten kimler varsa hepsine minnettarız. Hepsine teşekkür ediyoruz. Spora hizmet eden tüm spor adamlarını yürekten kutluyorum. Spor için gecesini gündüzüne kadar amatör ruhla çalışan ve gençlerimizin gelişmesi emek harcayan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu gecenin hazırlanmasında gayret gösteren ASK Başkanımıza, ev sahipliği olarak Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İyi denk geldi. Kendi yerimiz. Sizin istediğiniz gibi. Çok teşekkür ederim. Evet, İbrahim Çolak çam dibinde yetişmiş çok değerli bir sporcumuz. Bizi ayıldızlı bayrağımızı göndere çeken çok değerli bir sporcumuz. Hem Avrupa'da Avrupa şampiyonu hem dünya şampiyonu olan bir yıldız ve İbrahim Çolak gibi değerli sporcuların yetişeceği tesisleri kurmak üzere harekete geçtik ve onun doğduğu, onun büyüdüğü yerde çam dibinde bir jimnastik salonu yapmak üzere projelerini beraber planlayacağız. Hocası İbrahim Çolak ve biz ne yapmamız gerektiği konusunda onlar bize diyecek ki şu şekilde yapalım ve biz onu yapıp 2022 yılında da hizmete sokacak şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Öncelikle çok teşekkür ederim başkanımıza bu güzel müjdeyi bizlere burada güzel bir günde, güzel bir akşamda verdiği için. Biz jimnastiğin büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Jimnastik ne kadar büyür, ne kadar tanınırsa daha çok kişi bilir, daha çok çocukların jimnastiğe yönlendirmek isteyen aileler olur. Sadece biz onları evlerine yakın bir yerlere göndermeyi istiyoruz. Çamdibinde de aslında bu konuda jimnastik salonu konusunda birçok kişi bana sordu. Çamdibinde yok mu? Bornova'da yok mu diye. Hani bu da tam aslında üstüne denk geldi. Ben hani bundan sonra hizmete başlayacağı zaman artık yönlendireceğim yer Çamdibindeki jimnastik salonu olacak. Bu konuda zaten çok mutlu olduğumu söylemiştim. Gerçekten yeni başarılı sporcular, yeni genç sporcular yetiştirilmesi için böyle salonlara ihtiyacımız var. Bu bir başlangıç, daha iyileri olacaktır inşallah. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Kutluyorum İbrahim'i.